Akupunkturla sigara tedavi ediliyor demek çok iddialı bir cümle olsa da iyi bir akupunktur uzmanıyla bırakmanız mümkün. Yalnız her şeyde olduğu gibi burada da biraz irade gerektiriyor. Şöyle ki, akupunktur size sigarayı tiksindiriyor. Bir süre içmiyorsunuz. Yalnız bir sene sonra tekrar başlama olasılığınız %70'lerde diyebiliriz. Bu nedenle bıraktıktan sonra tekrar başlamadan iradenizi ortaya koymalısınız. Sigara bırakmak sanıldığı kadar kolay değildir. 30 yıl sigara içip hastalık sebebiyle bırakmış olanlar da bir 5 sene geçmesine rağmen ruhsal sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bu nedenle ne kadar çabuk bırakırsanız sizin yararınız olacaktır. Sigara içen insanların genelde sosyal aktiviteleri kısıtlanır. Örneğin gülmek istese ağzım kokar veya diş bakımı yapamıyorsa dişleri görünür diye dilediği şekilde gülemez. İnsanlarla hep arasına mesafe koyma gereği duyar. Sabah kalktığında dişler fırçalansa da çamur yutmuş gibi bir his ve kokuyla kalkar. Sigara içenin terinde bile sigara kokusu vardır. Sigara içenlerde burun tıkanıklığı, gece horlama, gece nefes atakları, normal hayatta nefeste zorlanmalar meydana gelir. Yaşı genç olanlar durumu idare etse de yaş ilerledikçe kronik hastalıklara neden olur. Örneğin KOAH, astım, kanser gibi. Vücudumuzda özellikle kulaklarda belirli organları ve duyguları uyaran frekanslar vardır. O frekanslar zamanla vücudumuzda hastalığın artmasıyla birlikte kapanırlar. Akupunktur uzmanı doktorunuz bu kapanan yerleri açmaktadır. Nasıl mı? Akupunktur iğneler vasıtasıyla yapılır. Bu iğnelerle kulağınızda ve bedeninizde sigaradan dolayı kapanan frekanslarınıza baskı yapılır. Bu kısa süreli baskıyla ağzınızdaki tat duyunuz bile yerine gelir. Hatta o an sigara verdiklerinde tadından hoşlanmayacağınızı fark edebilirsiniz. Belirli seanslarla tıkanan frekanslar akupunktur iğneleriyle açıldıkça sigaraya olan bağlılığınız ortadan kalkacaktır. Akupunktur sizin sigarayı bırakmanıza yardımcı olur. Uzun süre içmezsiniz. Yalnız tedavi sona erdiğinde tekrar canınızın isteme durumu söz konusu olabilir. Bu istek eskiye göre azdır. Yalnız siz iradenizi kullanmayıp tekrar başlarsanız boşuna tedavi almış olursunuz. Bu nedenle biraz sabrederek sigarayı tamamen bırakmaya kesin karar vermelisiniz.